Vallahi dumanı görüyorsunuz. Yani şimdi ben bugün aslında ustam şöyle, ooo ustam maşallah pasa diziyor. Vallahi baktım ki üzerim mutlaka köfte kokacak, dedim ki hatunu da getireyim bari de. Demesin ki sen bensiz köfte mi yedin diye, kolay gelsin. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Mustafa Bey. Vallahi usta o kadar yoğun ki bak diyor, eğer beni oyalarsan bir tane köfte yakarsam senin kameranı kırarım, öyle mi? Öyle olmasa da öyle diyelim. Ustam yoğunluktan seni tanıyoruz. Mustafa, neresin Mustafa abi? Bolulu'yum. Bolulusun. Evet. Oo abi, yani aşçıların mekanından gelme. Ne zamandan beri buradasın abi? Mustafa abi sessiz konuşuyor. Abi, yeni geldim. Yeni geldin. Evet, bir ay. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün teşekkürler, sağ ol. Güzel Bolu lezzetini burada yaşayacağız galiba. İnşallah. Şimdi diyeceğim ki tadına bakabilir miyim? Bu sefer diyecektim ki sen oruç tutmuyor musun? O yüzden ama kokusu mükemmel geliyor. Vallahi şaka değil, kokusu mükemmel geliyor. Sizi de tanıyabilir miyim? Tabii ki, ismim Soner. Soner, sen ne zamandan beri? Evet, ben de bir ay oldu buraya başlayalı. Geldiniz daha, şu an Soner'in. Şu an neredeyiz? Tunç Steak House'tayız. Evet. Akşam misafirlerimize Çerkez böyle güzel. Köyde. Çerkezköy'de, Tekirdağ Çerkezköy'de. Evet. Böyle akşam güzel misafirlerimize böyle kömürde. Vallahi maşallahları var. Çok evet. Güzel bir köfte ve tavuk sunumu yapacağız inşallah. Oh ne güzel. Misafirlerimizi memnun edip buradan göndereceğiz akşam iftara inşallah. Yani diyorsun ki sen buradan yavaş yavaş git, biz işimizi yapalım. Öyle yani mi? Yani sana gerek yoksan kamerayı bırak oraya, biz gerisini hallederiz. O da güzel vallahi, o da güzel. Evet, biz biraz görüntü alalım. Ondan sonra şefimizi bulmaya çalışacağım. Mustafa abi, şu karizmayı bulunan bir görsün bakayım hele. Kaç seneden beri aşçılık yapıyorsun abi? 35 sene. 35 senedir. Evet. Maşallah. 35 sene. Ben şimdi daha fazla seni zorlamadan gidiyorum abi. Vallahi bak elinde maşallah, burnumu sıkacak benim, öyle geldi bana. Efendim biz başladık, bizi izlemeye devam edin. Evet, Çerkezköy'deyiz ve Uzuner Alüminyum vermiş olduğu geleneksel iftar programı, çalışanlarına düzenlemiş olduğu iftar programı ve ailesiyle beraber burada olacak Necmi abiler. Öncesinden geçen sene gelmiştim buraya. Öyle bir yoğundu ki dedim ki erken gideyim bari hiç yoktan dedim bu sene. Allah razı olsun, mutfağı açtılar. İnanın mükemmel bir mutfak. Her şeyle temiz, hijyen, her şey burada gönül rahatlığıyla yemek yiyeceğimiz bir yer. Ustam seni tabii bir tanıyabilir miyiz? Ben Murat Usta. Vanlıyım. Vanlısın. Vanlıyım. Burada 2 ayda burada çalışmaktayım. Şimdi akşam menümüzde tatlımız olarak. Onları ben sana tabii ki. Tabii ki. Çerkezköy neresi burası? Organize sanayi. Organize sanayi. Kapaklı organize sanayi bölgesi. Tunç restoranındayız. Evet, Tunç restoranı. Tunç restoranındayız. Burası kalabalık olacak. Mükemmel. Bu akşam kalabalık olacak. Bu akşam yaklaşık 250 kişi misafirimiz var bizim. Onlara güzel bir hizmet yapmakta bulunacağız. Güzel yemeklerimiz, güzel tatlılarımız, her şeyde sunumsuz, kesiz bir sunum yapacağız. O zaman şöyle yapalım, ben mikrofonu size vereyim. Siz menüde işim güllaçı görmüş. Güllaç var mı dedim, yok galiba ama güllaç da vardı. Ben mikrofonu size veriyorum. Tabii ki. Diğer menümüzde de güllaç var. Fındıklıdır, üstü fıstıklı olan. Sucacımız var. Şimdi bunun şey yapacağız, aynalar diyeceğiz. Güzel bir sunum yapacağız sizlere. Nasıl olduğunu göstereceğiz size buradan. Evet. Hayrabolu'nun üzerine tayını attık. Güllaç'ı getirdik. Güllaç'ın üzerine fıstık atıyoruz. Az önce bahsettiğim gibi Uzuner Alüminyum'un geleneksel iftar programındayız. Necmi abinin, Yavuz abinin dostları ve çalışanları burada olacaklar. Bir aile iftarı olacak. Ve buna da gerçekten hassasiyet gösteriyor. Ben geçen sene Şaban abiden röportaj alamamıştım. Geldim, pusuya yattım. Girişte inanın bana şu an restoranın girişindeyim. Cihat ustam da öyle. Ben önce dedim bismillah. Siftah'a buradan başlıyorum. Bakalım ne kadar bereketli geleceğiz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Aslında ben hoş geldim. Valla sen hoş geldin, sen uzaktan geldin, biz yakından, bizim 3 kilometrelik yoldan geldik. Evet. Yine beraberiz burada, Allah nasip ederse. İnşallah. Bu benim Uzuner Alüminyum'da 4. senem. Evet. Ben de hemen ama seneler beraberim. Evet, seneler çok çabuk geçti ama. Bir ara Beylikdüzü tarafında bir sahilde verilmişti. Orada ben yoktum. Yok muydun? Yok. Cemil Usta. Cemil Usta da. Ondan sonra 2 defa burada, bir de farklı bir yerde. Evet. Şurada. Ama geçen sene felaket yağmura gelmiş. Evet. Bu sene yaz gibi hava. Güzel bir şey aslında. Evet. Bütün dostlarla bir araya geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Uzuner ailesinde hakikaten
Yani oraya gelip, burada değil yani, oraya gelip görürseniz nasıl bir aile olduğumuzu hakikaten o zaman görürsünüz. Tabii yani. Evet. Ben fabrikayı çektim. Tamam işte. Yani şu, çok üst seviyede bir arkadaşlık var, kardeşlik var. Amin. Sen Cihat'la beraber. Buna da şükür. Buna sofrada da yakalayacağım. Evet, Cihat'la size de bir dönelim. Neyse, evet. Ben Neşmi Bey ve İbrahim Bey'in akrabasıyım aynı zamanda. Evet, teyze çocuklarıyız. 35 yıldır Neşmi Bey'le beraberim ben de. İbo'yu nasıl bilir? İbo, biz öz kardeş gibiyiz yani. Evet. Evet. Ben de çok seviyorum. Geçen sene birazcık sorunlardan dolayı, rahatsızlığından dolayı, ama bugün çok iyi gördüm maşallah. Biraz sonra biraz sevgili İbo'yu da. Biraz ama inşallah. Ya şimdi o benden cesaret aldı. Ben akciğer kanseriyim, bir şey olmadı. Onu da şey, duygularını alabilirim. Neler var? Bugün neler evet, olacak? Vallahi Uzuner ailesi bir aile. Bizde Şaban'a benim büyüğüm işte. Yıllardır beraberiz. Kendi öz abim gibi severim, sayarım. Yani bize yok işte şeydir, ustalıktır, şudur budur bizde yok. Biz herkes eşit. Allah'a şükür. Patronumuzun yüzünü kara çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Pardon, telefonla konuşuyor. İkinci katta farklı mısın? Bayağı bir takılmıştı İbo sana. Bayağı bir takılmıştı. Zor konuşturmuştuk. Samsun'la, hatta ben Samsunluyum diye bir Samsun'a da bir laf gitmişti ama sizden. Ben aslen Trabzon Araklılıyız ama babamlar da, ben Samsun'da doğdum tabii. Samsun Atakum. Atakum'da. Siz de bildiğim kadarıyla çarşambalısınız. Abi telefonun da iftarla bile. Zaten şimdi sık sık alacağız. İnsanları beklettik. Tekrar düşüncelerini alıp teşekkür edeceğim. Masada yakalayacağız. Öncelikle şunu da söyleyeyim. Ramazan ayının İslam aleminin mübarek olmasını diliyorum. Filistin'deki kardeşlerimize Allah yardım etsin. Dualarımız onlarla. Güzel bir gece olmasını temenni ediyorum. Siz de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Vazgeçilmezim. Yani evet. Hani kırmızı çizgide Uzuner ailesi benim için gerçekten kırmızı çizgi. Teşekkür ediyoruz. Siz de bizim için öylesiniz. Allah razı olsun. İnşallah güzel bir gece olur. Olacaktır eminim. Çok bir aile ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz gelenlere burada kısa kısa almaya devam edeceğiz. Sonra içeriye yemeğe gideceğiz. Menü süper. Menüyü kontrol ettim. Köftemiz var, tavuğumuz var. Artı yedin mi? Yok. Öyle demesen iyiydi. Ben hastayım ama. Benimle takılma. Öyle mi? Vallahi benimle takılırsan. Ama 2 sene önce de. Benimle takılma. Benimle takılırsan kamerayı kapatırsın. Sıkıntı yok. O zaman biz bak orada telefonla konuşuyor. Evet, bekliyoruz. Biz sabırlıyız. Daha nasıl olsa bir saat var iftara. Bizi izlemeye devam edin. Her zaman söylüyorum, benden yakışıklı röportaj almak istemiyorum. Ama şimdi mühendis almasak Necmi Uzuner hesabını sorar bana. Kardeşim nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? İsmim Onur, soy ismim Fırat. Var mıydın? Vardım, burada vardım. Abi, bir önceki sene de vardım. Demek ki Onur bu sene yakışıklı olmuş. Bu sene dikkatimi çekti. Geçen sene nasıl fark edemediniz? Yok, geçen sene galiba konuşup vardık ama denk gelmedik, evet. Şunu da sorayım. Uzunerlerle çalışmak nasıl bir şey? Oruçlu olduğumuz için biraz hatamız olabilir. Uzunerlerle çalışmak, Uzuner ailesinde olmak mutluluk verici. Yaklaşık 2-2,5 senemi bitirmek üzereyim. 3 seneye girmek üzereyim. Her şey güzel gidiyor. Bundan sonra da temennimiz güzel olması. Uzuner ailesine de Necmi Bey'e de teşekkür ederiz. Her sene Ramazan'da. Necmi abi hiç oltu taşı tespihi getirdin mi? Erzurumlusun, değil mi? Yok, getirmedim. Tabii bu da burada sözünü vereyim. Trabzonspor kampı vardı, gitmiştim. İnsanlara çok cana yakın. Çok samimi. Teo ile çok çalıştım. Bizim namı değer, yalan yok, laf da yok derdi ya. Cumhur abi. Tabii, çok çalıştım. Onu sürekli. Çok çekti benimle. Hatta biri daha var Erzurum'da, özür dilerim. İzleyince diyecek, ulan benim adımı nasıl unuttun diyecek. Malum yaştan dolayı. Yani oyuncularıyla, sanatçılarıyla, insanlarıyla gerçekten yürekli insanlar. Murat Balkuş'u da tanırsınız o zaman. Murat'la benim Mavi Karadeniz Televizyon Genel Müdürü vardı. Adnan Akgül, o pandemi döneminde konuk almıştık. O da çok değerli bir insan. Yani bak nereden neyi adettik abi, görüyorsun değil mi?
Yenge Hanım içeri gitti. Prenses içeri gitti. Fazla tutmayacağım ama masada gelebilirim. Tabii yine konuşabiliriz. Yine muhabbet edebiliriz. Teşekkür ederiz tekrardan. Herkese hayırlı Ramazanlar. Önümüz Ramazan bayramı. Allah bir dahakisine kavuştursun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Vallahi geri geri gidiyor. Şimdi oruç olduğu için ben ileri almak istiyorum. O geri gidiyor. O yüzden hem içeride prensesi gördüm girerken. İnşallah hem bir şey. Şaban abi, Cihat Bey, onlar da demişler. Zaten Şaban Bey'le evvelki sene biz bir takıştık. Samsun bana çok yüklenmişti. Şu an dokunmuyorum ama yemekten sonra felaket diyorsun. Sen o diyor, sigaraları içsin. Sen diyor 3 tane. Necmi abi 5'tir galiba. Sen diyor bana takıl, kamerayı da kapatırsın diyor. Daha fazla yormayacağım seni. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, biz devam ediyoruz. Efendim, misafirleri tek tek alıyorum ve şimdi beyefendiye dedim ki hemen alayım size, ben fabrikada değilim. Şimdi saklanıyor ama yenge hanım alabilir miyim sizi şöyle? Yenge hanım evde iftar hazırlamamak için bugün çocukları getirmiş iftara. Sizi bir tanıyabilir miyiz önce? Evet, Fatma Kaplan. Uzuner'de çalışıyorum. Ne yapıyorsun Fatma'nın orada? Paketlemedeyim. Evet. Nasıl Uzuner'lerle çalışmak? Gayet iyi şu anda. Güzel gidiyoruz. İyi. Evet, memnunuz şu anda. İşimizi biraz zor aldık ama yani ben fabrikadan değilim. Kesip attığını zannettim ama ben, sağ olsun Fatma. Ben iftar yemeği için Necmi Bey ve ailesine teşekkür ediyorum. Ben daha önce de çalıştım bu firmada. Kendisinden de çok memnunum. Allah işlerini rast getirsin. Amin. İbrahim Bey'e de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ailece davet etti, biz de geldik, kabul ettik. Teşekkür ediyorum kendisine. Ben buradan çok teşekkür ediyorum. Prenses, seni bir tanıyabilir miyim? Evet. Benim adım Ercan Tarık, soyadım Kablan. Okula gidiyor musun? Canım? Gidiyorum. Nasıl dertler? Mükemmel. Mükemmel. Ne kadar güzel. Abla mı? Evet, evet abla. Abla. Kuracağız bakalım. Gel bakayım canım. Evet. İsmin dedi ki derslerin mükemmel dedi, sen? Benim derslerim biraz güzel. Biraz. Yani evet. Mükemmel demiyorsun yani. O kadar demiyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. İftar baktı, oruçlu musunuz kızlar? Evet. Soruyorum ama Allah beni affetsin. Çok teşekkür ederim Fatma Hanım. Kırmadınız mı? Çok. Yok, ben teşekkür ederim. Geçen ne demek? Sene de galiba vardınız herhalde yanılmıyorsam. Yoktu. Yok, eşim daha 11 ay oldu işe gireli. Ben çalıştım ama gelmedim. İlk defa geliyorum. İnşallah bundan sonra hep beraber olur. Ben kendilerini ve ailesini seviyorum. İyi insanlar. Memleket için de iyi insanlar. Bir sürü insanlar ekmek görüyorlar. Allah razı olsun. Allah işte hizmetlerinin devamını getirsin. Amin. Biz de ailece katılmaya geldik işte buraya. Peki, biz de memnun olduk. Afiyet olsun diyorum. İçeride biz yine görüşeceğiz. Biraz daha zamanımız var. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Aranan kan geldi. Bir saatten beri arıyorum. İbrahim neredesin? Biri var, alacağım. İbrahim neredesin? Geliyorum. En son ama geldiğinde de beni aldı. Ama ilk seni aldım yani. Evet, onu söyleyecektim. Efendim, İbrahim Fevzi Saran. Evet. Yaklaşık Necmi abiyle beraber Uzuner Alüminyum kuruluşundan bugüne kadar olan, benim de gerçekten çok önemsediğim, değer verdiğim, geçen sene bana kızmıştı ama geçen az önce senin dedikodunu yaptık. Dedik ki geçen sene biraz rahatsız, hatta dediler korkuttu bizi. Maalesef. Oruçlusun diye fazla yormayacağım. Bir tanıyalım mı? İbrahim Fevzi Saran. Yaklaşık 32 yıldır Uzuner Alüminyum'da Necmi Bey ile beraberim. Yani mağazacılıktan fabrika seviyesine kadar başlangıcımız satıcılıkla beraber başladı. Mağazacılık yapıyorduk. Yani bugünlere kadar geldik. Necmi Bey ile beraber bugünlere kadar geldik. Sağ olun. Bundan sonra sizleri de tanıdık. Allah razı olsun. Yani hatta geçen sene sevgili Ahmet Okur'la röportaj alırken demiş ki ya uğraştırıyor bizi, demiyorsun değil mi? Ya yani ben demiyorum ama diyenler var ya. Vardı mı? Var var. Abi demezlerse şaşardım zaten. Demin burada misafirlerimiz vardı. Nereye gittiler? Gerçi gelen içeri gidiyor. Abi kimsenin umurunda değil ben. Yani şimdi, adamlar diyor ki biz yemeğe gidelim. Şimdi iftar yaklaştı ya. Millet beklemiyor. Gelen içeriye doğru geçiyor. Bir de kalabalık olacak. Herkes tabii yani o korkun. Tabii tabii. Ama buyur. Evet. O yaptım. Oho, dedikodunu da burada yaptık ha. Korkuttu demiştin ya abi geçen sene. Çok mu korktuk ya? Evet.
Evet, böyle oldu gibi yani. Ben hiç korkmadım. Niye biliyor musun? Benden yürek aldı. Çünkü ben ameliyat oldum, çıktım ya, dedim abi bir şey olmaz sana. Merak abi, ben korkmadım. O da antrenmanlı ya, onun için. Öyle. Şimdi Şaban amca diyor ki, bak bana diyor 3 taneyi vur, devirmeden diyor, sakın diyor dokunma. Ben de sıkıştırıyorum. Şimdi Necmi abi geldiği zaman ne yapacağım onu düşünüyorum. İşte asıl senin problemin orada başlıyor abi. Yok abi, ben veriyorum. İlk önce onu bir çöz. Gülşen Hanım'a veriyorum mikrofonu. Gülşen Hanım'a verince ben rahatım. Kameranın arkasındayım, iftar attım. O zaman bak, o yöntem de güzel bir yöntem. Yani. Yoksa öbür türlü çözemezsin. Vallahi. Yani. Ağzından laf alamazsın. Evet. Necmi abi seni seviyoruz. Yavuz abi seni seviyoruz. Uzuner ailesi sizi seviyoruz. Bak, bizi darlandırmayın. Evet, doğru diyorsun. Evet, biz devam ediyoruz. Gelenler devam ediyor. Efendim Yavuz Uzuner geliyor. DJ Kelime, ya bırak beni de. Hani Necmi abi bırak beni diyor, Yavuz abi de öyle. Bakalım ne olacak abi bu işin sonu. Bir de benden çok yakışıklıyım. Gel gel gel. Şimdi mümkün değil abi. Ben içeriye oturduğu zaman Yavuz Uzuner'e, hele Necmi Uzuner'in karşısına geçmiyorum. Abi hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Beraberiz. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldin Yavuz diyelim. Yavuz Uzuner. Evet. Uzuner Aliminyon'un ortaklarından. Evet. Nasılsın abi? Teşekkür İyiyiz, ediyorum. İyiyiz, daha iyi gördüm seni. Allah'a şükür. Ya, geçen sene İbrahim'le sen bir korku yaşatmıştınız. Evet. İyiyiz, Allah'a çok şükür. Yok Uşak asker. Asker. Allah kavuşsun. Çarşamba günü de tezkere alacak. Oh hadi gözün aydın. Neler dönmüş bizden sonra, neler. Hastalar iyileşmiş, askerler gitmiş gelmiş, düğünler yapılıyor. Abi dedim ya, Ramazan'da iftar açmadan uzun ellere yanaşmak mümkün değil. Ama ben yine kamerayı buraya kurdum ki. Birilerini yakalarım. Yakaladım da sizi yakalamak önemliydi. Zaten yemekten sonra serbest. İstediğim gibi davranıyorum ama... O hani var ya, o oldu. Necmi abi için geçerli o. Onu eline aldıktan sonra Necmi abiyle sıkıntı yok. Ama eğer ki ondan önce gelirsek, Allah sonumuzu hayretsin. Ben de Gülşen Hanım'a mikrofonu veriyorum önceden. Ona sunumu aldırıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Abi iftarda yine görüşeceğiz. İnşallah. Allah'ım kabul etsin. Uzuner ailesinin ve çalışanların katıldığı bir iftar. Teşekkürler işte. Hepsi geldi. Allah razı olsun. Yani. Günlerinizden, Allah sizlerden razı olsun. Amin, amin. Allah kabul etsin diye. Amin, amin. Tamam. İnşallah. Devam ediyoruz. Hayırlı bayramlar dileyelim. Evet, doğru söyledi. Evet. Şimdiden hayırlı bayramlar. Ben birkaç defa da ekrana çıkabilme şansım olduğu için. Evet. Ama abimle beraber beni çağırmıyorlar ki. Evet. Gel, buyur gel. Yani, kapı açık. Bu sene seninle beraber Çatalca'daki tarlaya gidelim. İnşallah. Vallahi. Bekleriz. Bir tarla var. Elması, üzümü, armudu, portakal yok pardon. Her çeşit şey var. Terledi. Evet, gönderiyorum seni. Biraz sonra gel. Sağ ol, görüşürüz. Abi Yavuz abi geldi. Beni Yavuz abiyle baş başa bıraktı. Ben gidiyorum. Nereye? İşim gücüm var. Seninle uğraşamam. Ben sizle duramazsın. Ne yaptın? Yani abi şimdi iftar vakti yaklaşıyor ya. Evet, yani. Biraz asabileşme başladı ama. Evet. Mecbur oraya kadar seninle idare edeceğiz yani. Cansın, Allah seninle razı olsun. Edeceğiz. O zaman ben devam edeyim. Ben o zaman içeri doğru gideyim. Çünkü şu an burada çok kim... Ya Necmi abi gelse de bana dokunma diye içeri girecek. Yani, evet, aşağı yukarı gelenler geldi. Evet. Servisler geldi. Evet. Sen içeriye doğru geç abi. Evet. Ben içeri doğru gidiyorum. Siz de biz de beraber gidelim. Hep beraber. Efendim yoğunluk başladı dedim. Gerçekten de öyle. Geçen sene zaten sevgili Gülşen Hanım'la beraber doğru düzgün röportaj alamamıştık ve öyle bir oyuna getirmiştim ki dedim ki Necmi abimle röportajı alır mısın falan, hatırlıyorsan. Çok da güzel olmuştu. Az önce de onu söyledim. Dedim ben Necmi abi geldi zaman Gülşen Hanım'a veriyorum dedim mikrofonu. Ben kurtarıyorum. Nasılsınız? Kurtaramayacaksınız. Teşekkürler. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bu sene aynı yeri ikinci... Üçüncü kez, evet. Üçüncü kez yapıyoruz. Bu yani restoranta ikinci kez yapıyoruz. Evet. Daha ikinci kattaydık daha önce. Evet, daha farklı bir yerdi. Nasıl bir organizasyonla uğraşan sizsiniz? Nasıl bir duygu? Yani Ramazan dolayısıyla herkesin bir arada olması çok güzel. Ailelerimizle, çocuklarıyla hep beraber olmak... çok güzel. Hani hepimiz istiyoruz ki bir aile olarak burada bir arada aynı sofrada oturup bu güzel duyguları, dini duyguları birlikte paylaşalım istiyoruz. Birçoğu da birbirini tanımıyor. Burada tamamen ailece tanışıyor. Aynen öyle.
bunun önemi çok, yani çok önemli bir durum bence. Tüm çalışanlarımız adına hani Necmi Bey'e ve Yavuz Bey'e bu etkinlikler için ayrıca teşekkür ediyoruz hepimiz. Böylesi durumlar yani hepimiz için ortamı ısıtan, güzelleştiren ortamlar. Devamı da yapacağız inşallah. Bu sene beyefendi yok galiba. Burada. Öyle mi? Ha, tamam. Beyefendi yok dedim, o yüzden o zaman bu tarafa da döneceğiz. Evet, evet, evet. O zaman evet. Mikrofonu ben vereyim. Gene geçen seneki kuralı bozmayalım, ne dersiniz? Biraz yoğun olacağım. Ben biraz yoğunluğum geçsin, sonra yapalım, olur tamam mu? Tamam. Tamam. O zaman biraz sonra sürpriz var, bizi izlemeye devam edin. Evet, Uzunlar Alüminyum iftar yemeğindeyiz. Her sene olduğu gibi. Güzel bir organizasyon, güzel bir aile buluşması. Şirketi bu etkinlik için tebrik ediyorum. Güzel bir aktivite bence. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Ben de bence aile ortamındayız. Kalabalık bir ortam. Güzel bir iftar. Herkese afiyet olsun diyorum. Allah kabul etsin. Bu güzel organizasyon için değerli müdürlerimize, patronlarımıza, Uzun Erelan Metel sahiplerine teşekkür ederiz. Bu güzel Ramazan'da bu güzel buluşmaya sağlayan herkese çok teşekkürler. Allah razı olsun diyorum. Uzun Avenue'de çalışıyoruz. Sağ olasın. Böyle bir iftar yemeği verdiği için patrona teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ona bu kadar, sağ olasın. Uzuner ailesi olarak güzel bir organizasyon. Çocuklarla geldik, bir değişiklik oldu. İş arkadaşlarımızla kaynaştık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Keselerine bereket. İsmim Ali Karaca. Uzuner Alüminyum'da çalışıyorum. Firma sahibi Necmi ve Yavuz Uzuner'e teşekkür ederiz bu organizasyon dolayı. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederiz davetinizden dolayı. İftara geldik. Oğlum çalışıyor. Yok, buraya gelmemiştim daha önce. Çok güzel, gurur duyarım. Evet, güzel bir şey. Muratcan, üretimde çalışıyorum. 6 ay oldu. Evet, sağ olun. Vallahi ben 8 senedir Uzun Alüminyum personel servisini taşıyorum. Halimizden memnunuz. Bugünlere de şükür, yine bugün de iftar yemeğimizi burada yiyeceğiz. Patronlarımız sağ olsun, bize bu ikramda bulundular. Yani diyeceğim bu kadar. Evet. Çok şükür bugün de iftarımızı açabileceğiz burada. Teşekkür ederiz. Geçen sene de geldik. Çok güzeldi. Yani böyle bir ortamda olmak güzel. Ben Şahin Bey'in eşiyim. Çok güzel. Yani aile sıcaklığında. Teşekkür ederiz. Ortamı daha güzel diyelim. Aile sıcaklığı güzel yani. Geçen sene de güzeldi. Bu sene de güzel. Teşekkür ederiz. Geçen sene de geldik. Çok güzeldi. Bu sene de yine güzel. Her zaman gibi kalabalık, herkes bir arada. Memnun olduk. Merhaba. Benim ismim Yusuf Şahin. Burası çok iyi bir yer. Buraya geçen sene de geldik. Bu sene de geldik. Karşılı. Yanımdaki ablam. Öteki abi. Murat abi. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Murat Akyıldız. Şahin abinin çalışanıyım. Her şey için teşekkürler. İsmim Hakan Akın. Görevim statik boya. Metal boya, yüzey boyacısıyım. Bu Ramazan gününde, bu mutlu bir günde, böyle bir huzurlu bir günde burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yanındaki de eşim oluyor kendisi. Evet, gerçekten burada olduğumuz için mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. Allah kabul etsin diyorum. Patronlarımız, çok teşekkür ederiz. Uzunlar Alüminyum ailesine, bizlere bu güzel geceyi tertip ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Annem kayınvalidem. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Arkadaşıma vereyim. Önce annem konuşuyor. Anne, sen konuş bakalım. Sen de bir teşekkür et. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Tamam, ben Ayşe Günözel. Mutfak görevlisiyiz. Teşekkür ediyoruz böyle bir organizasyon yaptığı için. Allah kabul etsin diyorum. Çok teşekkür ederim. 1,5 yıl oldu. Daha yeni katıldım ben bu aileye. Böyle yani. 1,5 senedir Uzuner Alüminyum'u Ayşe ablamız doyuruyor. Bugün de sıra bizde. Biz Uzuner Alüminyum ailesi olarak biz de bugün Ayşe ablayı inşallah iftar yemeğinde doyuracağız. Ay, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani aldığım mesajdan dolayı çok teşekkür ediyorum Şahin abiye. Çok sağ olsun. Adım Ecrin Sarı. Dayadığım kaldan şu anda çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey oluyor. Heyecanlıydın mı burada?
İki yerde de heyecanlıyım şu anda. Sevgili Ferhat Uzuner'i bu sefer tek yakaladım. Geçen sene amcaoğullarla beraberdi. Girişte sevgili Yavuz abimle de konuştum. Bir askerimiz var. Çarşamba geliyor galiba. Evet. İyi ki bugün verildi bu iptal. Perşembe olsaydı ben bu kadar cesaretli konuşamazdım. Canım, okul bitmiş. Gözün aydın. Teşekkür ederim. Sağ olsun Ahmet amcam. Hani babanın üstünden yükleri alacaktık. Okul bitince yük alınmadı. Ferhat niye böyle oldu? Ya daha çok taze mezunum. Hani çok erken mezun oldum. Ama ne dedi? Demir tavında dövülür. Evet, yani Ramazan'dan sonra inşallah biz de artık başlayacağız. İnşallah. Nasıl gidiyor yavrum? Ne yapıyorsun? Çok şükür okulu bitirdim işte. Daha hani dedim, daha yeni mezun oldum. Biraz kafamı dinliyorum artık. Bir dinlenme. Ondan sonra zaten büyük bir maraton başlıyor bizim için de. Yine okul mu? Yok, okul değil yani, iş hayatı şey yani. Hayat devam ediyor, onu biliyorsunuz, bitmiyor evet. Şeyler Ahmet amca. Senin askerlik ne zaman? Benim askerlik inşallah artık hani okul bitti, sıra askerliğe geldi. Onu da kısa zamanda tez vakit yapacağım inşallah. Neler söylemişsin? Her yıl geleneksel olarak tüm çalışan ekipler beraber, iş arkadaşlarıyla beraber Uzuner ailesi her yıl böyle güzel bir etkinlik düzenliyor. Ve sen de bu fertlerden birisin, yani evladısın. Nasıl bir duygudur abi? Yani böyle Ramazan vesilesiyle herkesin beraber topluca iftar yapması çok güzel bir şey. Bayramını da kutarım tekrardan gelecek bayramlarını. Beraber olmak, topluca böyle birlik beraberlik için olmak güzel. İftar çatısı altında bunları yapmak. Ahmet amcana söyleyeceğin herhangi bir şey var mı? Okul bitti ya, artık yeni bir müjde alabilir miyiz? Vallahi yeni... Aday var mı? Yok Ahmet. Yok, ya, yakalayamam ama. Ben bir yerde yakalayacağım seni. Yani biliyorsun Ahmet amca, en şeylerden biri de sensin zaten bu konuda. Allah razı olsun. Gerçekten uzun ellerin her bir perde ayrı ama kızlarımız röportaj vermiyor. İnşallah ikna ederim. Çünkü geçen sene çocuklara doğru düzgün röportaj yapmadınız. Şimdi de kızdı, vermiyor röportaj. Doğru, evet. Onlar bunu da tercih ediyorlar. Ondan dolayı böyle olabilir. Efendim, çok fazla yormayacağım çünkü daha yemekler gelmedi. Servisler devam ediyor. Ben de elimden geldiği kadar röportajlara devam ediyorum. Hadi iki dakika be. Aşk olsun. Bak, evet, devam ediyorum. Şimdi abi, ilk başlangıçta birazcık keyifsiz, moralsizdin. Yani aslında keyifsiz, moralsiz değil de iftarın vermiş olduğu o akşam iftar heyecanı şimdi bitti. Yüzün gülmeye başladı. Evet, bugün 20. gün galiba, değil mi? 20. 20. gün. Nasıl geçti abi? Allah'a şükür ya, bir sıkıntı yok. Güzel, iyi, iyi geçti ya. Ama herhalde en güzel iftarlardan biri bugündür galiba. Bugündür, evet. Arkadaşlarımızla beraber. Hep beraberiz, evet. Allah razı olsun. Abi, yemeğin gelecek, ben gene... Aslında Necmi abi, ben sakın bana yanaşma diyor da onu takip edeceğim. Son sözlerini alayım, sonra abime geleceğim. Geç. Abi de benim bacanaktır. Cenaze dolayısıyla İstanbul'daydı. Öyle mi? He. İsabet oldu. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Yavuz'un bacanağı Dursun Ali Bostan. Abi, emekli abi. Öğretmenim. Emekli öğretmenim. Benim de kızım öğretmen. Yeni 4 senelik daha. İnşallah yüksek lisansını da yaptırdık. Evet. Allah'a şükür. Başınız sağ olsun. Cenaze Allah razı olsun. Trabzon. Dernek pazarı. Dernek bizim. Pazarı. Evet. Nasıl buldun? Yani şimdi şirket olarak Uzuner ailesi bunu gelenekle her sene veriyor. Her sene biz, evet, veriliyor, biliyorum. İnsanlar çok, güzel çok memnun. Senin de bacanağı nasip oldu. İşte ya, evet, o da rastladı. Evet. Cenaze dolayısıyla hem. Ama olsun, bir de yani, iftara rastladı. Evet. Evet. Peki yemek geldi. Ben çok buradan dernek pazarına bir şey diyor musun? Selamlar, ne diyeyim ya. Evet, dernek pazarına selamı yolladık. Yemekler geldi, ben de yemeğe yiyeyim, devam edeceğim. Siz bizi izlemeye devam edin. Ben yemek yemeye gidiyorum. İyi akşamlar. Uzuner'in günü geleneksel iftarını düzenleyen Gülşen Hanım'a, işte patronumuz Necim Bey'e ve idaredeki arkadaşlarımıza hepsine teşekkür ederiz. Bu seneyi de her sene olduğu gibi bize imkan sağladılar. Hepsine teşekkürler, Allah razı olsun. Umarım seneye görüşmek üzere tekrar nasip olur. Güzeldi yani, her sene artık Uzuner standardı. Senede bir sarı muhakkak yapıyoruz. Seneye de inşallah kısmet olursa buradayız hep beraber. Ben satış pazarlama bölümündeyim. İç piyasa satışta. Savaş Bey pazarlama müdürümüz. Yıldıray Bey ihracat müdürümüz. Merhabalar. Bütün Uzuner ailesinin mübarek Ramazan ayını kutlarım. Bol bereketli nice seneler geçirmek dileğiyle. Uzuner ailesine de bu etkinlik için teşekkür ederiz.
Allah bol kazançlar nasip etsin inşallah. Bir Ramazan ayı da yine Uzuner adına ailece burada toplanıp iftar sofrasında buluşup bir araya gelerek iftarımızı açtık. Uzuner adına ölmüşlerin ruhu için duacıyız. Allah kabul etsin. İşlerimizde daha ileri hedeflerimiz var. Tabii bu bir anda olmaz. Tecrübe edinerek, bilinçli adımlar atılarak gelişmeye hedef ettik. Yine de herkese teşekkür ederim. Uzundar Arabim'in davetlisi olarak buraya gelmiş bulunmaktayız. Uzundar Arabim'e teşekkür eder. Başarıların devamını deriz. Allah kabul etsin. İftarımızı açtık. Uzuner ailesine teşekkür ederiz. İnşallah bir dahaki seneye nasipse hep beraber yine bir arada bulunmayı Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Şaban Usta sigara içmediği için şu an konuşamıyor. Sigara içsin gelsin, ondan sonra konuşacak. Evet Şaban Usta. Ya. Herkese iyi akşamlar. Bir iftar programında hep birlikteyiz. Burada değerli müdürümüz Erhan Bey'e sözü bırakmak istiyorum. Hayırlı akşamlar. Öncelikle herkese tabii ki hayırlı iftarlar diliyoruz. Benim Uzuner'deki 3. yılım. Bu 3 yıl tabii ki bizim için hem zor hem iyi geçti. Daha nice iftarların olmasını diliyoruz. Genel bana da mutluyuz, keyifler yerinde. Hayırlı iftarlar. Ben de çok güzel ödevlerimi yapıyorum. Okula geliyorum. Sonra gelince falan biraz ödevlerimi yapıp kitabımı okuyup oyun oynuyorum. Ben de bu kadar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Uzuner Alüminyum'a bu güzel iftar programı için çok teşekkür ederiz. Her yıl bu güzel ve mutlu sofralarda bizi buluşturuyorlar. Kendilerine minnettarız. Sevgiler, şimdiden iyi bayramlar herkese. Yok hayır, ben burada çalışmıyorum. 3 yıldır eşimle beraber geliyorum. Her şey için çok teşekkür ederiz. Herkesin bayramını kutlarım. İyi bayramlar dilerim. Hayırlı Ramazanlar. Necmi Bey'e teşekkür ederim bu vermiş olduğu iftar yemeğinden dolayı. Ben buradan bütün iş yerindeki çalışanlara ve patronlarıma, herkese teşekkür ediyorum bu yemekten dolayı. Allah razı olsun Erzurum. Bütün Erzurumlu arkadaşlarıma, herkese selamlar yolluyorum. Merhaba, iyi akşamlar diliyorum herkese. Çalıştığımız fabrika elemanlarına yemek vermiş. Bu güzel yemekten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi akşamlar. Merhaba, ben Medine Kasapoğlu'nun kardeşiyim. Fabrikanızın güzel yemeğine ben de katıldım. Çok teşekkür ediyorum. Bu güzel yemekleri bize değer gördükleri için. Çok sağ olun. Ben firmamızda henüz yeniyim. Sayın patronumuza, sayın işverenimize kurmuş olduğu organizasyondan dolayı tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığı için. İftar programında birbirimizle tanışmamıza vesile olduğu için firmamıza çok teşekkür ediyorum. Merhaba, eşim burada çalışıyor. Uzuner Alüminyum'da çalışıyor. Eşimle birlikte geldik. Uzuner Alüminyum'un değerli patronlarına çok teşekkür ediyoruz İftar yemeği için. Abimle birlikte geldim buraya. İşte iftar, abimle birlikte iftara geldik. Benle kardeşim. Çok güzel. Merhaba, ben Uzuner'den çalışan bir işçiyim. Görev sevkiyat bölümünde çalışıyorum. Paketleme işçisiyim. İşimi seviyorum. 2,5 senedir oradayım. Gayet de güzel. Patronlarımız, müdürlerimiz, amirlerimiz. Hepsi de seven insanlar. Hepsi de destekçimiz oluyor. Bize yardımcı oluyor. Hepsinden Allah razı olsun. Ve fabrika sahibine çok teşekkür ederiz. Bu Ramazan günde mutlu insanları birleştirip iftar yemeği verdiği için teşekkür ederiz. İsmim Süleyman Çiçek. 10 yıldır Uzuner Alüminyum'da çalışıyorum. Bu iftarı düzenleyenlerden Allah razı olsun. Geleneksel olarak düzenlenen bu iftarı hazırlayanlardan Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyorum. Aynen. Çok güzel, faydası oluyor. Allah razı olsun herkesten. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Teşekkür ediyoruz patronumuza. Bizleri de buralara getirdiği için. Ondan mı yoksa iftar hazırlamaktan mı kardeşim? Biraz öyle. Benim için de iyi oldu. Sağ olsun, var olsun. Her sene düzenliyor sağ olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ettik. Organizasyonu yapan şirketimize çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 15 senedir her Ramazan'da yapıyoruz bu organizasyonu.
bizim için de bir değişiklik oldu. Ailelerimiz kaynaştı. Arkadaşlarımızdan ailelerini gördük. Güzel. Buyurun. Ben çalışıyorum Uzuner'de. Yok, tek. Orada makine operatörüyüm ben. 14 senedir oradayım ben. Teşekkür ederiz organizasyon için. Gayet güzeldi her şey. Memnunduk, memnun kaldık. Allah razı olsun. Her şey çok güzeldi. İlk defa geldim Necmi abinin iftarına. Ellerine kollarına sağlık. Allah kabul etsin. Her şey gerçekten mükemmeldi. Eğer Allah ömür verirse seneye de gelmek isterim. Necmi abime yakışıklı gözükmek için gözlük taktım. Efendim, programın başında da söylemiştim. Gerçekten bu kadar bir insan kameradan, mikrofondan nefret eder. Ve iftardan beri dolanıyorum peşinde. En sonunda yakaladım. Bırak beni dedi. Dedim abi bırakacağım valla. Necmi abicim, Allah kabul etsin. Amin, amin. Güzel çalışanlarla beraber güzel bir iftar oldu. Amin, Allah razı olsun. İşte bol sofran, bereketli bol. Arkadaşlarla beraber, iş arkadaşlarımızla beraber, ailelerle beraber iftar vermek bizi çok mutlu ediyor. Bir eklenenler olmuş, onları fark ettim abi. Tabii yani gittikçe sayı, çalışan personel sayısı artıyor. İşte biz de böyle işte her Ramazan'da arkadaşlarla beraber bir arada olmak istiyoruz, yemek yiyelim. Şimdi burada Adnan Necmi abimin belki de röportajdan biraz daha uzak durmasının sebebi sanırım Bacan abi rahatsız, yoğun bakımda galiba. Onun için de geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Abi kusura bakma. Çok teşekkürler. Bacanak değil, eniştemiz. Enişte pardon, eniştemiz. Enişte, evet. Allah şifalar versin burada inşallah. Geçen ablam buradaydı, bu sene evet. Nasip olmadı. Evet. Maalesef böyle. Necmi abim, artık bu kadar seni yanıma aldım, buna şükürler olsun ama... senin, benim sana gelenek olarak olan sorum, gidişat diyorum yani, ekonomi diyorum çünkü kolay değil. Yanılmıyorsam 200 kişi civarında bir personel çalıştığını biliyorum. Yani gidişat çok şükür diyelim, bedelin bedeli var. Ama yani çok da böyle parlak gözükmüyor. Ekonominin durumu ortada. Aslında baktığın zaman da sadece Türkiye'deki ekonomikten kaynaklı değil. Yani bu dünyada bu global olarak sıkıntı vardır. İnşallah en küçük hasarlarla beraber bunu ülke olarak atılacağız. İşte ben Necmi abimin bu huyunu seviyorum. Yani devletine, hükümetteki iktidara sorumluya, çünkü bu sorumluluğu üstlenmişse altından çıkacaktır diye. Bugüne kadar kaç sene olacak, bir kere olsun ülke hakkında en ufak karamsar konuşmanı duymadım abi. İş keşke her iş adamı senin gibi duyarlı ve bu kadar vatanperver olsa. Tabii ki vardır ama bazılarında da isyanı duyuyoruz çünkü. O yüzden yani insanlara her zaman kötü şeyleri bombalamamak lazım yani. Biraz pozitifte düşünmek lazım. Yani bunun sonu yok yani. Neticede bu ülke hepimizin ülkesi. Yani bu ülkeyi bizlerin kalkındırması lazım. Bolca, çokça çalışmamız lazım. Çokça da ihracat yapmamız lazım. Biz de bunun için gerekli katkılar sağlamaya çalışıyoruz. Necmi abicim, ben sana çok teşekkür ederim. İlk defa bu kadar da uzattım. Yani nasıl cesaret buldun da bu kadar uzattım. Personelde şu oldu, yeni insanların birbiriyle tanışmasına vesile oldu. Ve birçok kişi memnun kaldım. Bilhassa Uzuner'den çok memnun kaldıklarını dile getirdiler. Bu sene eşime de nasip oldu iftarınızı tatmak. Allah razı olsun. Kesenize, sofranıza, işinize bereket diyorum. Amin. İnşallah seneye gene ben gelirim. Çünkü amin. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Her şeyin başı sağlıktır. Allah razı olsun. Sağlık olmadıkça hiçbir şey olmuyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ ol. Bana söyleyeceğim bir şey var mı? Sağlığına iyi bak. Seviyorum ben Necmi abi. Çok seviyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Efendim sona geldik. En son finali sevgili Savaş'la yapacağım. Finali ben yapacağım dedi. Ondan sonra da sanırım noktalayacağız. İnşallah önümüzdeki seneye. Sanırım yine burada olacak. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldin. Sabah geldiniz. Afiyet olsun. Efendim dedim ya sevgili Savaş'la finali yapacağım dedim. Necmi abim aldım. Güzel uzattım ben röportajı. İyi tarafına denk geldim galiba. Kardeşim, geçen sene de beraberdik. Evvel evet. Sene de beraberdik. Güzel bir iftar olduğunu, yani benim çekimdeki röportajları da onu gördüm. Ben de onu fark ettim. Sonuçta Uzuner Alüminyum dış pazarlamada sorumlusun. Gülü. Arkadan sevgili İbrahim Fevzi Saran diyor ki Türkiye'nin gülü.
bizim gülümüz bize yetiyor. Abi biliyorsun biz Uzuner Alüminyum olarak bir aileyiz. Burada en eski çalışanlardan biri olarak söylüyorum. Burada yeni katılanlar, eski olanlar. Burada bir aile ortamı var. Oldu evet. Hem lokasyondan dolayı hem İstanbul'daki deprem muhabbetinden dolayı gidenler, gelenler. Güzel bir ekibimiz var. Güzel çalışıyoruz. Necmi Bey de sağ olsun bize yardımcı oluyor. Yollarımızı açıyor. Böyle güzel bir organizasyonu yaptı bize. Onun için teşekkür ediyoruz. Herkese afiyet olsun diyoruz. Onun dışında seni de çok seviyoruz abi. Her sene bizimle birliktesin. Allah razı olsun. Ben yemin ediyorum başından beri abi daha sonra da dedim uzun bir röportaj alacağız galiba. İki kelimeyle savuşturdum. Abi şimdi senin yerin bizde çok özel. Çok teşekkür ederim. Çok özel. Seninle birlikte bu iftarları yaptığımız için de ayrıca mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Ayrıca mutluyuz. Efendim bu lafın üzerine bana size önce Allah'a sonra kendinize emanet ediyorum demekten başka bir şey gelmez. Bizi izlemeye devam edin. Haftaya Allah nerede olacağız? Bakacağız, göreceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Herkese sevgiler, saygılar. Çok sağ olasın.